makaleler son derecede dolgundur, doyurucudur. İşgale kendilerini bilmiştir. İşgal edilen bölgelerin acısını var ve 1915 yılında gazetenin sahipleri matbaayı kaçırıyorlar. Al, Şarkı Anadolu, İslam Ocağı, ellere verilmez Canan Ocağı. Adam... Türk gazetecilerimize öncelikle şahsi hayatlarında mutluluklar ve uzun ömürler diliyorum. Mesleki hayatlarında da başarılar diliyorum. Bu vesileyle bu renkli Türk gazetecilerimizi misafirlerimizi saygılarla sevgiyle selamlarım. Teşekkür ederim. Öncelikle ben de Medya çalışan arkadaşlarımızın olacak çalışan gazetelerini tebrik ediyorum. İnşallah daha çok güzel bir günlerimizi şimdi az önce değerli misafirlerimizle konuşurken belgeseli çok beğendiklerini söylediler. Ben de bu bilgiyi hemen paylaşmak istiyorum. Yusuf Yurdugül hocamıza, Cüneyt Topor hocamıza bu emekleri için çok teşekkür ediyorum. Ben de sağlık diliyorum. Bunu söylemiştim. Şimdi artık iki senedir her çalışan gazeteciler günde bir belgesel, bir etkinlik artık böyle sıra dışı yapılmaya başlandı. İnşallah böyle devam edecek. Gelecek sene için artık değerli hocalarımdan bir başka belgesel bekliyoruz inşallah. Dün de yine şehit meslektaşımız Sebahattin İlmaz'ın adını biliyorsunuz. Bir iletişim fakültesi televizyon stüdyolarına verdik. Bunun için de grup bir gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Hiç olmazsa kendisine olan vefa borcumuzu az da olsa yerine getirmeye çalıştık. Evet, biz her türlü vesileyle, hatta bazen bahanelerle meslektaşlarımıza bir arada olmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Ben petrol mühendisiyim ama 16 yıldır İletişim Fakültesi gazetecilik bölümündeyim. Nasıl ki 16 yıl elinde fotoğraf makinesi koşturan bir arkadaşım kendini gazeteci olarak tanıyorsa ben de haddim olmayarak artık kendimi gazeteci sayıyorum. Bu meslekten köy olarak alıyorum ve gerçekten bundan gurur duyuyorum. Evet, tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yasa değişikliği yapılmıştı. 212 sayılı yasa gazeteci arkadaşlarımız biliyorlar. O yasanın gazeteciler lehine olması o dönemde gazete sahiplerini biraz rahatsız etmişti ve 3 gün boyunca yaygın gazeteler yayınlara verdi ama bu arada çalışan gazeteciler kendi imkanlarıyla gazetelerini bastılar ve 54 yıldan bu yana da çalışan gazeteciler gününü kutluyoruz. Ben gazetecilerin sorunlarını burada detaylı olarak dile getirmek istemiyorum. Fakat şunu ifade edebilirim ki bugün gazetecilerin durumu 54 yıl öncesine göre çok da parlak değil. İçeride bir sürü gazeteci arkadaşımız var. Davası olan çok gazeteci arkadaşımız var. Umuyorum bundan sonraki günler daha özgür bir medya için bir zemin olur. Ben bütün arkadaşlarımı gününü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Gazeteciler cemiyetler olarak her yıl kendimiz organizasyonuyduk ama onu sonlandırdan mutluyuz. 54. yılını kutladığımız ne kadar kutlama diyebileceğimize ben de bilmiyorum ama yine de söylemek lazım. Kutladığımız çalışan gazeteciler günü istiyoruz ki böyle bir günde gazeteciliğin sorunlarının çözüldüğü bir gün olsun istiyoruz. Az önce çok değerli konuğumuz Gürkan Bey'le konuşurken dedi ki Erzurum'da gazetecilik ya da Doğu'da gazetecilik nasıl dedi. Ben dedim ki Türkiye'den pek farkı yok. Yani Türkiye'nin en ücra yerindeki yerel basında Erzurum'daki yerel basının pek bir farkı yok. Çok büyük zorluklar içerisinde çalışılıyor. Selahattin Bey 54 yıl önce sine göre çok daha iyi durumda değiliz dedi. Evet, katılıyorum. Bugün Türkiye'de gazeteciler maalesef ekonomik özgürlükleri sağlanamamış, sosyal güvenceleri tam olarak sağlanamamış bir konumdalar. Dolayısıyla sosyal güvenceleri sağlanamamış, ekonomik özgürlükleri, editoryal bağımsızlık çok önemli. Editoryal bağımsızlığı sağlanamamış bir medya kuruluşunda, medya örgütünde kutlamadan söz etmenin çok doğru olmayacağı kanaatindeyim. Yalnızca bir gün olarak kutlayıp geçiyoruz. Gönül istiyor ki bundan sonraki gazeteciler günü etkinliklerinde meslek örgütlerinin yasalarının çıkarıldığı,
RTÜK'ün düzenlendiği, Basın İlan Kurumu'nun yeniden şekillendirildiği, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün doğru düzgün yapılandırıldığı, Türkiye'de yerel medyanın kuvvetlendirildiği, yerel basının özellikle sorunlarının çözüldüğü, çalışanlarının sosyal güvencelerinin sağlandığı bir çalışan gazeteciler gününün kutlanmasından yanayım. İnşallah böyle bir günü hep birlikte kutlarız diye düşünüyorum. Değerli basın mensupları, ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Erzurum'daki gazeteciler bence çok şanslı. Biraz önce Albayrak Gazetesi'nin gösterisi yapıldı. Ben hangi tarihte kurulduğunu sordum. 1913 yılında gazetenin kurulduğunu arkadaşlar söylediler. O günlerde Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar varken, daha henüz Cumhuriyet kurulmamışken Erzurum'un bir basını varmış. Ve bu basın Kurtuluş Savaşı boyunca çok ciddi üzerine düşen görevi çok ciddi manada yapmış. O günden itibaren de Erzurum'un gazetecileri o günün atılan temeller üzerine yeni yetişen gençler olarak basını bugüne kadar getirmişler. Bugünkü değerli basın mensupları abilerimiz var. İletişim fakültemiz var. İletişim fakültesinden yetişen bugünkü gazeteciliği yürüten gazetecilerimize temel taşı oluşturan insanlar da buradan yetiştiriliyor. Bu manada gazetecilerimizin de çok şanslı olduklarını ben düşünüyorum. Tabii Erzurum İpek Yolu üzerinde kalmış. Bugüne kadar çeşitli sıkıntılar yaşamış bir şehir. Ama gelişmesini de bir şekilde sürdürmüş. Şehir tarih boyunca ciddi sıkıntılar yaşamış. Bugün de o sıkıntıların izlerini görmekteyiz şehrimizde. Şehrimiz yönetim açısından da zor bir şehir, dağınık bir şehir, kış koşullarının zor olduğu bir şehir. Ama bu zorluğu hem yöneticiler de çekiyor, halk çekiyor. Sizler de aynı görevleri yaparken yaptığınız görevi coğrafi şartlardan dolayı hepimizle birlikte yaşıyorsunuz. Bir haberi oluşturmak belki batıda çok daha kolay, çok daha kolay şartlarda, çok daha kolay imkanlarla bir haber oluşturulabiliyor veya daha çok haber değeri olan haberleri bulabiliyorsunuz. Buradaki arkadaşların hem coğrafi koşullardan dolayı bu haberi oluşturmaları çok daha zor veya bir yere gidip bu haberi basına ulaştırmaları çok daha zor şartlar altında yapılıyor. Sizin bu zorluğunuzu yaşıyoruz ama sizlere çok önemli görevler düşüyor. Bu zor şehirde yaşıyorsak, hepimiz buralıysa, buranın yapılan haberler, haber değerleri sizlerden çıkıyor. Sizler eğer bir haberi, tabii ki haber olması için ilgi çekmesi lazım toplumda. Haberi eğer doğru olarak yaptığınızda bu şehire eğer zarar verecek bir şeyse yine haberinizi yapmak durumundasınız ama bu şehrin değerlerini de çok iyi dikkate alarak yapılan haberi şehre ne getireceği, ne götüreceği konusunda da sizlere de büyük sorumluluklar düştüğünün ben inancındayım. Bir meydanda Ahmet Hamdi'yi görmek isteriz. İnşallah yapacaklar ya.